Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yine Türkiye'de üretilen bir cihazın incelemesiyle karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz gördüğünüz üzere Tecno Camon 16. Öncelikli olarak kutu içeriğinden sizlere bahsetmek istiyorum. Tabii ki telefonumuz çıkıyor kutudan. Telefonun haricinde arkadaşlar şarj cihazı ve sürpriz kulaklık da var. Şurada kablomuz zaten var. Burada ise bir adet kulaklığımız bulunuyor. Malum son dönemde pek çok üretici artık kulaklık koymuyor. Fakat Tekno yine de şöyle bir yarım kulak içi kulaklık yerleştirmiş kutu içeriğine. Bu bizler için güzel bir şey. Bir de şöyle ufak minnak bir şarj adaptörümüz yer alıyor. Muhtemelen önümüzdeki süreçte bu şarj adaptörlerini gördüğümüzde de şükretmeye başlayacağız. Çünkü mevcut süreçte artık şarj adaptörleri de kutudan çıkmamaya başlayacak arkadaşlar. Adaptör küçük görünüyor ama yine de 18 wattlık hızlı şarj desteğini destekliyor. Yani telefonu şarja taktığınızda 5000 mAh'lik bataryanızı böyle 1,5 saat gibi bir sürede rahatlıkla şarj edebiliyorsunuz. Bir de şurada silikon bir kılıf geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten son dönemde Çinli üreticilerin pek çoğu cihaz içerisine silikon kılıf yerleştiriyor. Gelelim telefonumuza. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum sizlere. Ekranda bir ekran koruyucusu mevcut değil arkadaşlar. Siz yapıştırabiliyorsunuz tabii ki. Ama şurada bakıyorum bir ekran koruyucusu bulunmuyor. Dolayısıyla bu biraz böyle bir handikap olarak görünebilir. Çünkü biliyorsunuz son dönemde artık çıkan telefonların hemen hemen hepsinde ekran koruyucusu mevcut bir şekilde geliyor. Gelelim tasarıma. Yan çerçeveler ince fakat alt çerçevenin biraz kalın olduğunu söyleyebiliriz sizlere. Delikli ekran tasarımıyla geliyor. Delikli ekran tasarımına yönelmeleri güzel olmuş. Zira artık günümüzde böyle damla çentik vesaire giriş segmenti cihazlarda kullanılıyor. Dolayısıyla burada damla çentikle gelmesi telefonun önemli. IPS LCD bir ekran var. Ortalama parlaklık seviyesi 480 nits diyebiliriz. 6.8 inçlik bir ekranımız bulunuyor burada. Ekran gövde oranı ise %83.2 civarlarında. Kabul edilebilir bir seviye. Fakat dediğim gibi şu alt kısım bir tık daha ince olsaymış bu ekran gövde oranını daha olumlu bir şekilde etkileyebilirmiş. 720x1640 piksellik bir ekrandan bahsediyoruz ve 263 ppi piksel derinliğine sahip bu ekran. Gelelim telefonumuzun yan kısmına. Telefonu şöyle kendinize tuttuğunuz zaman arkadaşlar sol tarafta herhangi bir buton bulunmuyor. Şurada bir sim kart yuvamız var. Sağ tarafta ise ses açıp kapama ve power butonunun yer aldığını görüyoruz. Telefonun alt kısmına geçtiğimizde ise bizleri kötü bir sürpriz karşılıyor. Burada gördüğünüz üzere micro USB girişi var. Bu ne demek? Telefon micro USB girişinden şarj oluyor. Bu şu açıdan kötü arkadaşlar. Artık günümüzde hemen hemen bütün telefonlar Type-C ile şarj olmaya başladı. Dolayısıyla artık mikroların devri geçti. Burada micro USB'ye yer verilmesi de biraz absürt olmuş. Onun yanında bir adet 3,5 mm'lik kulaklık girişimiz ve hoparlörümüz yer alıyor. Telefonun şöyle arka kısmını çevirdiğimizde aslında burada güzel bir detay var arkadaşlar. O da Made in Turkey yazısı. Dediğimiz gibi bu telefon Türkiye'de üretiliyor ve burada direkt olarak Tekno ne yapmış? Made in Turkey etiketini buraya telefonun tam ortasına yerleştirmiş. Burada kare şeklinde konumlandırılmış dörtlü bir ana kamera modülümüz bulunuyor. Bu ana kamera modülünün hemen alt kısmında flash ışığı var. Onun da altına yine kare şeklinde konumlandırılmış bir parmak izi okuyucusu yerleştirilmiş. Parmak izi okuyucusunun telefonun sırt tarafına yerleştirilmesinin temel nedeni IPS LCD ekran olması. Biliyorsunuz IPS LCD ekranlarda ekran altı parmak izi okuyucusu bulunmuyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada Tekno ne yapabilirdi? Ya power butonuna yerleştirecekti ya da telefonun sırtına yerleştirecekti. Fakat power butonu yerine telefonun sırtına yerleştirmeyi tercih etmişler. Genel olarak power butonuna yerleştirilmesi daha hoş duruyor. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Telefonun tutuş hissiyatı vesaire güzel arkadaşlar. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz sizlere. Yani şöyle tuttuğunuzda elinize oturuyor. Bu açıdan iyi. Telefon görüşmelerinde vesaire ses sıkıntısı biz yaşamadık. Yaklaşık olarak bir hafta süreyle test ettik bu telefonu ve böyle ses gidip gelme olayı vesaire olmuyor. Konuşurken karşı tarafın sesini gayet net bir şekilde alabiliyorsunuz. Tabi bu biraz şebeke şartlarına da bağlı ama telefonun görüşme performansının gayet iyi olduğunu söyleyebiliriz sizlere. Kalınlığı da fena değil. Şöyle tuttuğumuz zaman hani böyle aman aman çok kalın tuğla gibi bir telefon diyemeyiz. Ağırlığı da böyle çok fazla ele rahatsızlık vermeyecek seviyede. Bazı telefonlar gerçekten çok ağır hissediliyor kendileri. Burada 207 gramlık bir ağırlığımız var. Tabii çok hafif değil. Bunu söyleyebiliriz. Yani günümüzde bazı cihazlarda biliyorsunuz 150-160 gramlara kadar düşüyor. Fakat burada 5000 mAh'lik bir batarya söz konusu arkadaşlar. 5000 mAh'lik bir batarya olduğundan ötürü de ağırlık bir tık daha fazla. Ama dediğim gibi bu sizi taşırken vesaire rahatsız etmiyor. Bu telefon aslında eski bir cihaz. Yani geçtiğimiz yılın 2020 yılının Ekim ayında çıkmıştı. Fakat Türkiye'de üretime geçmesi yaklaşık olarak bir seneyi geçti işte arkadaşlar. Normalde bu cihazın temel modelinde Tekno 4 GB RAM yer veriyordu. Fakat Türkiye'de üretilen modelde şöyle kutudan da görebileceğiniz üzere 128 GB'lık dahili depolama alanı ve 6 GB'lık da RAM sunuluyor. Burada 128 GB'lık dahili depolama alanına yer verilmiş olması gerçekten güzel. Çünkü artık günümüzde 64 GB'lık telefonların ömrü tükeniyor diyebiliriz. Şimdi gelelim telefonumuzun teknik özelliklerine arkadaşlar. Dediğimiz gibi RAM tarafında 6 GB'lık bir RAM'imiz bulunuyor. Dahili depolama tarafında ise 128 GB'lık bir alana sahibiz. Bu cihazda arkadaşlar MediaTek tarafından geliştirilen Helio G70 yonga seti yer alıyor. Bu yonga seti 12 nanometrelik bir yonga seti ve eski arkadaşlar, yani çok yeni bir yonga seti değil. Zaten dediğim gibi bu telefon bir sene önce normalde çıkışını yapmıştı. Ülkemizde üretime sürülmesi vesaire bir seneyi buldu. Dolayısıyla burada eski bir yonga setinden bahsediyoruz. İçerisinde 2 adet 2 GHz'lik Cortex-A75 işlemcisi bulunuyor. 6 adet de 1.7 GHz'lik Cortex-A55 işlemcisi bulunuyor. GPU tarafında ise Mali-G52 yer alıyor arkadaşlar. Tabii bu işlemci şu açıdan bizleri rahatsız etmesin. Yani bu cihazla bizim oynayamayacağımız vesaire bir oyun yok. Zaten birazdan oyun testi vesaire de yapacağız. Siz de kendiniz göreceksiniz. Yani oyun tarafında herhangi bir sıkıntı çekmeyeceğinizi söyleyebilirim. 5000 mAh'lik batarya var arkadaşlar. Android 10 ile çalışıyor kutudan çıktığında. Bu saatten sonra ben güncelleme alacağını da düşünmüyorum. Yani bu telefon muhtemelen hayatını Android 10 ile sürdürecektir. Çünkü dediğimiz gibi bir sene önce çıktı. Hala Android 10'da. Android 11 bu saatten sonra gelir mi? Ben çok sanmıyorum ama teknoloji sürpriz yapıp belki Android 11'i bu cihaza getirebilir. Ama tekrardan sizlere belirteyim. Ben bu cihazda Android 11 geleceğini çok fazla düşünmüyorum. Siz de hani gelmeyecekmiş gibi alın eğer almayı düşünüyorsanız. Gelelim arkadaşlar telefonumuzun kamera özelliklerine. Bu cihazda Tekno az önce de belirttiğimiz üzere dörtlü bir kamera kurulumuna yer vermiş. 2 megapiksellik makro, 2 megapiksellik derinlik kamerası eşlik ediyor. Evet arkadaşlar, gelelim kamera özelliklerine. Az önce de belirttiğimiz üzere Tekno bu cihazda dörtlü bir kamera kurulumuna yer vermiş. Aslında çıkan ilk Tekno modelinde, yani Çin'de üretilen modelde 64 megapiksellik bir kamera mevcuttu. Fakat burada onun yerine 48 megapiksellik bir kamera yerleştirmişler. Ona 3 adet 2 megapiksellik kamera eşlik ediyor. Bu kameralardan biri makro, birisi de derinlik efekti sunuyor. Geniş açı kamerası yok arkadaşlar. Geniş açı kamerasının olmaması büyük bir dezavantaj diyebiliriz. Malum günümüzde artık hemen hemen bütün cihazlarda ultra geniş açı modu yer alıyor. Fakat burada Tekno geniş açı moduna yer vermemiş. Bir de hani 4 kamerayı görünce arkada diyorsunuz ya kesin bunda geniş açı modu vardır, fakat yok arkadaşlar. Yani geniş açı modunun olmadığını sizlere bir kez daha belirtmiş olalım. Kamera tarafına girdiğinizde burada 48 megapiksellik mod var. 48 megapiksellik modun haricinde cihaz düşük çözünürlükte fotoğraflar çekiyor. Yani 48 megapikseli seçmeniz gerekiyor. Bokeh efekti dediği arkadaşlar zaten sizin de bildiğiniz üzere arka tarafın bulanıklaştırıldığı mod ve bir de süper gece modu var. Açıkçası süper gece moduyla çekilen fotoğrafları biz hani çok da beğenmedik. Yani düşük ışıkta çekilen fotoğraflar sonuçta, fakat bu düşük ışık fotoğrafları bile öyle aman aman çok fazla böyle ortalığı aydınlatmıyor. Dolayısıyla hani süper gece ismini ne kadar hak ediyor bu mod? O da bir soru işareti diyebiliriz. Video tarafına baktığımızda ise arkadaşlar 2K çözünürlükte 30 FPS'te videolar çekebiliyoruz. Yani 4K video çekme özelliği de mevcut değil. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Ön kameraya gelirsek, ön tarafta bizleri 16 megapiksellik geniş açılı bir kamera karşılıyor. Bu kamerayla da yine 1080p çözünürlüğünde 30 FPS'lik videolar çekmeniz mümkün. Şimdi arkadaşlar ön tarafta hoşumuza giden bir özellik var. Onu sizlerle paylaşacağız. Ön kameraya geçiş yaptığınız zaman şu üst tarafta flash ışıkları yer alıyor. Bunları açarak karanlıkta net selfie'ler çekebiliyorsunuz. Bu da gerçekten güzel bir özellik. Her telefonda bulunmayan bir özellik en azından. O yüzden Tekno'yu bu hareketinden ötürü tebrik etmek gerekiyor. Muhtemelen önümüzdeki süreçte diğer markalar da bu özelliği kullanmaya başlayacaklardır. Evet arkadaşlar, telefonda son değineceğimiz nokta ise tabii ki oyun performansı. Biz bu telefonu Call of Duty Mobile'e indirdik ve oyun gayet akıcı bir şekilde oynanıyor. Yani herhangi bir kasma, donma ve ısınma olmuyor. Ben yarım saat, bir saat arasında bir oyun deneyimi yaşadım bu telefonda ve bu süre boyunca herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadığımı sizlere söyleyebilirim. Yani öyle kasmaydı, donmaydı, ısınmaydı vesaireydi, bu tarz sorunlar yaşamadım. Dolayısıyla hani Yonga seti tarafında kafanızda soru işaretleri varsa bu soru işaretlerinden kurtulabilirsiniz. Zira telefon oyunları, yani en zorlayıcı oyunları bile belli ayarlarda rahat bir şekilde çalıştırabiliyor. Tabii şunu dipnot olarak belirtmek istiyorum. Oyun süresi uzadıkça telefonun performansında illaki değişmeler olacaktır. Dolayısıyla biz burada yarım saat 45 dakikalık bir oyun testi yaptık ama siz kalkar da bununla 1 saat, 1,5 saatlik bir oyun deneyimi yaşarsanız sonrasında farklı bir ısınma evresine geçebilir telefon. Bunu da sizlere belirtmek istiyorum. Eğer bu telefon hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bizler de yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Biz de elimizden geldiğince bu sorularınıza yanıt vermeye çalışacağız. Önümüzdeki günlerde farklı içeriklerle karşınızda olmak üzere, hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmiyorsanız mutlaka takip edin.